Şimdi geçen hafta kamu hukukun dallarından bahsetmiştik. Anayasa hukukundan bahsetmiştik. Kamu hukukun dallarını anlatmaya devam edeceğiz bu hafta. Nerede kalmışız ona bakalım. Şöyle. Evet, uluslararası hukuktan bahsettik. Anayasadan bahsettik. İdare hukuku. İdare hukuku sizin müfredatınızda da muhtemelen bu dönem alıyorsunuz. Siz ikinci sınıfsınız. Bu dönem var diye biliyorum. Neyi anlatıyor idare hukuku? İdarenin kuruluş ve işleyişini düzenleyen kamu hukuku dalıdır diyor. İdare, devletin yürütme organının Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu ve Başbakan, bakanlar dışında kalan kısmı. Artık parlamenter sistemi terk ettik. Cumhurbaşkanı dışında kalan kısmı dememiz yeterli. Çünkü artık Başbakan ve Bakanlar Kurulu denilen mekanizmaları kaldırdık, attık. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtik. Yürütme organını tek başına temsil eden makam Cumhurbaşkanlığı. İdare, merkezi idare ve yerinden yönetim kuruluşları olmak üzere ikiye ayrılıyor. Merkezi idare de devlet idaresi demektir ki kendi içinde o da başkent teşkilatı ve taşra teşkilatı olmak üzere ikiye ayrılıyor. Yerinden yönetim kuruluşları ise yerinden yönetim kuruluşları ve hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşları diye ikiye ayrılıyor. Yerinden yönetim kuruluşlarına yerel yönetimler veya mali idareler de diyoruz ki bunlar il özel idaresi, belediyeler ve köyler. Özür dilerim. Hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşları ise işte içinde bulunduğumuz üniversite gibi bütün üniversiteler, TRT, TÜBİTAK, KİT'ler, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi kuruluşlar. İşte idare hukuku bunların kuruluşunu ve işleyişini düzenleyen bir hukuk dalı. Keza idare hukukunun başlıca inceleme konuları arasında idari işlemler, idari sözleşmeler, kamu hizmeti, kolluk, kamu görevlileri, kamu malları ve idarenin sorumluluğu gibi konularda bulunuyor. Nihayet vatandaşla idare arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların idare mahkemeleri önünde çözümlenmesi de idare hukukunun idari yargı kısmına giriyor. İdari yargılama usulü farklı bir usul. O da idari yargılama usul hukuku da idare hukukunun konuları arasında yer alıyor. Şimdi kabaca bahsedecek olursak o zaman bir idari teşkilatlanmayı konu alan kısmı var. İşte merkez teşkilatlanması, taşra teşkilatlanması vesaire vesaire. Bunun içinde merkezi idarenin yerele inmesinin güçlüklerini ortadan kaldıracak mekanizmalar var. Nedir efendim? İdari vesayet gibi, adem merkeziyet gibi kavramlar var. Bunları irdeliyor. Memurluk nedir? Memuriyetle ilgili inceleme alanı var. Vesaire vesaire. En nihayetinde bir de sorumluluk kısmı var. Denetim kısmı var. İdarenin denetlenmesi. Hukuk devletinin bir gereği olarak bir devlet ben hukuk devletiyim diyebiliyorsa hesap verebilen bir devletten bahsediyoruz demektir. Hesap verebilen devlet de yaptığı işlem ve eylemlerinin denetime tabi tutulduğu, yargısal denetime açık olduğu bir devlet anlamına geliyor. İşte denetim sadece yargısal denetim şeklinde olmuyor idare hukukunda. Kamuoyu denetim var, ombudsmanlık var vesaire vesaire. Bunların hepsi idare hukukunun konusu arasına giriyor. Ama en önemlisi bu denetim türlerinden idari yargı kısmı. Yani devletin yaptığı işlem ve eylemlere karşı idari yargıda dava açılabilmesi. İdari yargıda özür dilerim. Bir saniye. Alo. Abi canlı dersteyim arayayım. İdari yargıda idarenin işlem ve eylemleri dedik. İdarenin işlemleri var. Nedir idarenin işlemi? İdare genellikle istisnai olarak yazılı olmuyor. Genellikle yazılı işlemler yapar. Bu işlemleri tek taraflı irade açıklamasıyla yapar. Yani karşı tarafın iradesiyle örtüşmesine gerek yoktur. Kendisi yapar ve bu yaptığı işlem aksi mahkeme kararıyla ispat edilene kadar hukuka uygun kabul edilir. Geçen ders bahsetmiştik. Hukuka uygunluk karinesi. Hukuka uygunluk karinesi gereği İdarenin yaptığı işlem bir mahkeme kararıyla birileri onu mahkemeye taşıyıp da iptal ettirene kadar hukuka uygun olduğu varsayılıyor.
ve hukuk aleminde hüküm ve sonuç doğurmaya başlıyor. İdarenin işlemlerini ikiye ayırıyoruz. Bir tarafta bireysel işlemler, bir tarafta genel düzenleyici işlemler dediğimiz işlemler var. Bireysel işlem bir veya birkaç kişinin bireyin hukukunu etkileyen idari işlemler. Ama genel düzenleyici işlem dediğimiz zaman genelin hukukunu ilgilendiren, genel olarak bireyi hedef almadan geneli hedef alarak düzenleyici işlemler yapan bir norm türünden bahsediyoruz. Örnek verecek olursak bireysel işleme bir öğrenciye not verilmesi, bir öğrenciye disiplin cezası verilmesi hep bireysel işlem. Ama Fırat Üniversitesi öğrenci ders geçme yönetmeliği tüm Fırat Üniversitesi öğrencilerine uygulanacak genel nitelikte bir düzenleyici işlem, genel düzenleyici işlem. Veya daha geniş düşünecek olursak YÖK öğrenci disiplin yönetmeliği tüm Türkiye'deki üniversite öğrencilerine, yüksek öğrenim öğrencilerine uygulanacak bir genel düzenleyici işlem niteliğinde. İşte idarenin işlemleri dediğimiz şey bu. Bir tarafta da idarenin eylemleri var. İdare kamu yararı için vardır. Kamu yararı düşüncesiyle hareket eder ve bu kamu yararını gerçekleştirmek için bir takım eylemlerde bulunur. Yol yapar, okul yapar, şunu yapar, bunu yapar. Bunları yaparken de eylemleriyle yapar. Veya bir de eylemsizliği durumu vardır ki idarenin yapması gereken bir iş var da idare bunu yapmaktan kaçınıyorsa veya yapmıyorsa, ihmal ediyorsa bu da yine idarenin eylemi olarak nitelendirebileceğimiz türden bir durum. Şimdi idari yargıda ileride teşkilatlanmayı göreceğiz. Yerelde ilk derece mahkemeleri olarak vergi mahkemeleri, idare mahkemeleri ve bir tane daha var, ona birazdan geleceğiz. Vergi mahkemeleri, idare mahkemeleri dedik, üstte bölge idare mahkemesi, bir üstte en tepede çatıda Danıştay denilen yüksek mahkememiz var. Şimdi vergi mahkemesi ne iş yapıyor? Vergi mahkemesi devlet bir takım hizmetleri yerine getirmek için vatandaşından para toplar. Bunu da vergi, resim, harç gibi çeşitli isimlerle toplar. Devlet olmanın en büyük emaresi budur. Devletin asli özelliklerinden bir tanesi vergi toplayabilmesidir. Vatandaşın, bireyin devletle olan vergi ilişkisiyle ilgili bir problem çıktığı zaman, yani bir uyuşmazlık çıktığı zaman, bu uyuşmazlık için dava açacağı mahkeme, vatandaşın dava açacağı mahkeme vergi mahkemeleri. Vergi uyuşmazlıklarının çözümü vergi mahkemelerinde. Vergi mahkemelerinin değişik bir usul hukuku var. Aynı zamanda vergi hukukunu ilgilendiren kısmı bu. İdari yargıya göre, idare hukukuna göre diyelim, idare mahkemelerinde görülen usule göre farklı bir usul öngörülüyor. Burada daha kısa süreler var, 30 gün gibi ve normalde idare mahkemesinde dava açmak idari işlemini durdurmazken vergi mahkemesinde dava açmak verginin tarhını, tahsilini durduruyor. Dava sonuna kadar sizden o vergiyi tahsil etmiyor devlet. Onu da dediğimiz gibi vergi uyuşmazlığının bir üst mahkemesi bölge idare mahkemesi, en tepede Danıştay. Nihai olarak Danıştay'da vergi davaları daireleri mevcut. İdare mahkemeleri ne iş yapıyor? İdare mahkemelerinde az önce bahsettik. Dedik ki idarenin işlem ve eylemleri. Şimdi idarenin idare mahkemelerinde açabileceğimiz iki tür dava var. Sözleşmelerle ilgili davaları buraya katmıyorum. Çok teknik meseleler onlar. Temelde iki davamız var. Birisi iptal davası, birisi de tam yargı davası. İptal davasıyla hedeflenen nedir? İptal davasıyla idari işlemleri dava ederiz. Hakkımızda düzenlenen bireysel işlemlere karşı veya genel düzenleyici işlemlere karşı şayet menfaatimiz ihlal edilmiş ise dava açabiliriz. Menfaat ihlali nedir? Hak ihlalinden farklı bir durumdan bahsediyoruz. Bana disiplin cezası verilmesi eğer haksız olduğunu düşünüyorsam bu bir hak ihlalidir. Bana uygulanması muhtemel
disiplin mevzuatında yapılacak bir değişiklik benim işime gelmiyorsa menfaatimin ihlalidir. Yani kısaca şunu demek istiyoruz. İdari yargıda dava açabilmek için menfaat ihlali yeterlidir. İlle de hak kaybımız şart değildir. Örneğin Fırat Üniversitesi öğrenci ders geçme yönetmeliğinde 1,80 olan baraj bugün için sizi rahatsız etmiyor olabilir. Hak kaybına sebep olmuyor olabilir. Ders ortalamanız bunu sağlıyor olabilir, not ortalamanız. Ama üniversitenin senatosu toplandı. Dediler ki bu 1,80 barajını değiştirelim, 2,80 yapalım. 2,80 de size hak kaybına sebebiyet vermiyor olabilir. Ama gelecekte bu sizin hukuki durumunuzu olumsuz yönde etkilemeyecek diye bir durum yok. Dolayısıyla menfaatiniz gereği bunu dava etmek isteyebilirsiniz ve menfaatiniz ihlal edildiği için dava açma hakkına sahip olursunuz. Menfaat ihlal dediğimiz kavram böyle bir kavram. Hem bireysel işlemlere karşı hem de genel düzenleyici işlemlere karşı idare mahkemesinde dava açabilirsiniz. 60 günlük kısa bir süresi var. Ama genel düzenleyici işlemlerin bir kısmı için, ki genel düzenleyici işlem olarak en sık gördüğümüz şey yönetmelik. Yönetmeliklere karşı açacağımız davaların bir kısmı idare mahkemesinde, bir kısmı ise az önce ilk derece mahkemelerini sayarken öteye attığım Danıştay'da. Danıştay bazı davalara kanun gereği sanki bir ilk derece mahkemesi gibi, yani bir idare mahkemesi gibi bakar. İlk derece mahkemesi sıfatıyla. Genel düzenleyici işlemleri kimler yapar? Yönetmelikleri kimler çıkartır? Türkiye'de tüm kamu kurum ve kuruluşları yönetmelik çıkartmaya yetkili. Bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı yetkili ve kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütleri yönetmelik çıkarabiliyorlar. Şayet bakanlıkların, Cumhurbaşkanlığının bir yönetmeliği varsa bunlar ilk derece mahkemesi sıfatıyla Danıştay'da dava edilebiliyor. İkinci olarak bir yönetmelik tüm yurtta uygulanacak nitelikte bir yönetmelik ise özür dilerim. Yine Danıştay ilk derece mahkemesi sıfatıyla bu davaya bakıyor. Ne demek istiyorum? Fırat Üniversitesi öğrenci ders geçme yönetmeliği dedik. Bu yönetmelik sadece ve sadece Elazığ'da Fırat Üniversitesi'nde okuyan öğrencilere uygulanan bir yönetmelik. Genel değil. Buna karşı açılacak bir davada Elazığ İdare Mahkemesi yetkili olacak. Ama YÖK Öğrenci Disiplin Yönetmeliği dediğimiz yönetmelik tüm Türkiye'deki lisansüstü eğitimi gören öğrencilere uygulanacak bir yönetmelik. Dolayısıyla buna karşı açılacak bir davada yetkili mahkeme ilk derece mahkemesi sıfatıyla Danıştay olacak. İptal davalarında mahkeme iki tür karar verebilir. Birincisi, problem yoktur, davanızı reddediyorum der. Hukuka aykırılık tespit etmez. İkincisi ise iptal kararı. Yani yapılan işlem hukuka aykırıdır. Şu şu gerekçelerle iptal ediyorum diyebilir. Şayet iptal kararı verirse o işlem başından itibaren hiç hukuk aleminde doğmamış gibi tüm hüküm ve sonuçları ortadan kaldırılır. Bir de şöyle bir durum var iptal davalarında. Dedik ya mahkemenin iptal kararına kadar idarenin o işlemin yürütmesi devam eder. Ama bazen bu durum telafisi güç veya imkansız zararlara sebebiyet verebilir. Örneğin sağlık problemleri böyledir. Telafisi güç veya imkansız sonuçlar doğurabilir. Benim devlet memuruyum diyelim. Tayinimi Mardin'e çıkarttılar. Hasta bir çocuğum var. Tedavisi Elazığ'da mümkün ama Mardin'de mümkün değil diyelim. Dava açtım tayin işleminin iptali için ama dava ne kadar sürecek bilemiyorum. Belki 1 yıl, belki 2 yıl devam edecek bir davadan, belki daha uzun süre devam edecek bir davadan bahsediyoruz. Ama bu kadar uzun sürede benim çocuğumun tedavisi ihmal olursa telafisi güç veya imkansız sonuçlarla karşı karşıya kalabilirim. İşte bu nedenden dolayı idari yargılamada yürütmeyi durdurma denilen bir kurum, müessese daha icat edilmiş ki dava devam ederken işlem durdurulsun. Şayet
açıkça hukuka aykırılık varsa ve telafisi güç veya imkansız bir zarar varsa açacağımız davada talep ettiğimiz takdirde mahkeme isterse bir teminat karşılığında isterse teminatsız olarak yürütmenin durdurulmasına karar verebilir ki dava sonuna kadar o işlem yürümesin, eski hukuki durum devam etsin diye. Gelelim iptal davasına, pardon tam yargı davasına. Tam yargı davası nasıl bir dava? Tam yargı davasında, dikkat edin, iptal davasında sadece işlemler vardı. Burada idarenin eylemleri de devreye girdi. Hem idarenin eylemlerine karşı hem idarenin işlemlerine karşı bu işlem veya eylemlerden bir zarar ortaya çıkmışsa bu zararımızın telafisi için idari yargıda tam yargı davası açarız. Bir çeşit tazminat davası. İdarenin yol yapım çalışması sırasında, karayolları yol yapım çalışması sırasında yolun kenarından geçen bahçemin ağaçlarının dallarını kırdı. Tam yargı davası. Meydana gelen zararı tazmin etmek için. Veya belediye yoldaki çukuru tamir etmesi gerekirdi. Asfalttaki çukuru tamir etmedi. Arabamla çukura düştüm. Arabam zarar gördü. Ben zarar gördüm. Tam yargı davası. Veya idare bir işlemiyle disiplin cezası verdi öğrenciye. Öğrencinin disiplin cezası alması hasebiyle daha önce aldığı bir burs kesildi. Haksız yere verilen bir disiplin cezası olduğunu düşünüyorsa bundan doğacak zararın tazmini için de yine tam yargı davası açabilir. Dedik ki idari yargıda idare hukukunun bir alanı, idari yargılama usul hukuku da yine idare hukukunun bir alanı. Bir de idari sözleşmeler denilen bir alanı var bu idari yargının. Ondan çok detaylı bahsetmiyorum. İdare bazen özel hukuk kişisi gibi sözleşmeler yapar ama bu sözleşmeler imtiyaz sözleşmeleri diyoruz. Bunların çözüm yolu da idari yargıdadır. Şunu da belirtelim. Bazı idari işlemlerin görünürde teknik olarak idari işlemlerin dava yolu adli yargıda olabiliyor. Kamulaştırma bedeline itiraz gibi, kamulaştırmasız el atma gibi, nüfus kütüğünde isim değişikliği gibi, efendim söyleyeyim tapuda bir kayıtta hata varsa onun düzeltilmesi gibi bu davalar normalde idari yargının alanına giriyormuş gibi görünse de kanun gereği adli yargıda çözüme kavuşturulan davalar. Bir başka dalımız vergi hukuku. Devlet birçok kamu hizmetini yerine getirir. Bu hizmetleri yerine getirmesi için paraya ihtiyaç duyar. Devlet bu parayı vatandaşlardan aldığı vergilerle sağlar. İşte devletin vatandaşlarla olan vergi ilişkisini düzenleyen hukuk kurallarından oluşan kamu hukuku dalına vergi hukuku denir. Vergi, kamu giderlerini karşılamak amacıyla devletin tek taraflı olarak ve vergilendirme yetkisine dayanarak kişilerin gelir, gider veya malları üzerinden aldığı ekonomik değerlerdir. Vergi hukuku, verginin tarhını, tahakkukunu, özür dilerim, tahsilini ve vergi yargısını düzenleyen hukuk kurallarından oluşur. İşte vergi mahkemelerini idari yargının teşkilatlanması için de olduğu için az önce bahsettik. Aslında o da vergi hukukunun bir alanını oluşturuyor. Vergi usul hukuku da aynı şekilde. Bir başka kamu hukuku dalımız, en önemlilerinden bir tanesi ceza hukuku. Ceza hukuku o kadar önemli bir hukuk dalı ki devlet kadar eski diyebiliriz. Devletin ortaya çıkışına dair teoremler var. Anayasa hukuku dersi alacaksınız. O zaman muhtemelen ben de anlatacağım. O teoremlerden bir tanesi toplum sözleşmesi teorisi. Toplum sözleşmesini savunan düşünürlerden bir tanesi diyor ki devletten önceki dönemde insanlar barış içindeydi, huzur içindeydi, kimsenin kimseyle bir problemi yoktu. Mutlu bir şekilde yaşayıp gidiyorlardı. Ama şöyle bir sorun ortaya çıktı. Bireye karşı işlenen suçların cezasını yine o bireyi vermeye kalkınca huzur kalmadı. Yani bana karşı birisi suç işledi, ben o suç işleyen kişiyi cezalandırmaya kalktım. Toplumda huzur, refah bir şey kalmadı, düzen bozuldu.
İşte insanlar bu düzeni yeniden tesis etmek için bir araya geldiler, bir sözleşme yaptılar. Buna toplum sözleşmesi dediler ve bu sözleşme ile devleti kurdular. Devlete de cezalandırma yetkisini devrettiler. İşte ceza hukuku ta eğer bu teori doğruysa ta o kadar devlet kadar eski bir konu. Ceza verme yetkisi devletin asli yetkilerinden bir tanesi. Ceza hukuku suç oluşturan fiil ve davranışların nelerden ibaret bulunduğunu, bu fiil ve davranışlarda bulunanlara ne gibi yaptırımlar, müeyyideler yani cezalar uygulanacağını gösteren hukuk kurallarından oluşmuş kamu hukuku dalı. Ceza hukuku alanındaki temel kanun 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu. Şimdi eskiden Osmanlı'da uygulanan kadıların uyguladığı kurallar var amenna ama 1800'lü yılların ortalarında modern hukuk sistemini taklit etmeye başlıyor Osmanlı ve yanlış hatırlamıyorsam Fransa'dan bir ceza kanununu iktibas ediyor. Uzunca yıllar uygulanıyor. Sonra Cumhuriyet'le birlikte İtalyan ceza hukukunu 1926'da alıyoruz, iktibas ediyoruz. 765 sayılı ceza kanunu olarak ve bu kanunu 2005 yılına kadar, 2004 yılının sonuna kadar uyguluyoruz, kullandık. Çok uzun yıllar 765 sayılı ceza kanunu çeşitli değişikliklere uğramakla birlikte uygulandı, kullandı. Sonra 2005 yılında yeni bir ceza kanunu yaptık. Şimdi ceza kanununun bir sistematiği var. Belli bir maddeye kadar ceza genel hukuku olarak isimlendiriliyor. Daha sonra belli maddelerden sonra başlıyor suçları saymaya. Ne var bu suçlarda? Bunlara özel hükümler diyoruz. Özel suç tiplerini anlatıyor. Ne var mesela? Diyor ki soykırım suçu, göçmen kaçakçılığı, adam öldürme, adam yaralama, organ ve doku ticareti, işkence, terk, çocuk düşürtme, cinsel saldırı yani ırza tecavüz, çocukların cinsel istismarı, cinsel taciz, tehdit, şantaj, cebir, kişiyi hürriyetinden mahrum bırakma, konut dokunulmazlığını ihlal, haksız arama, kişilerin huzur ve sükununu bozma, hakaret, haberleşmenin gizliliğini ihlal, hırsızlık, yağma, mala zarar verme, hakkı olmayan yere tecavüz, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflas, taksirli iflas, çevrenin kasten kirletilmesi, gürültüye neden olma, imal kirliliğine neden olma, uyuşturucu madde imal etme ve ticareti, sahtecilik, mühür bozma, yalan beyan, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, hayasızca hareket etme, fuhuş, dilencilik, kötü muamele, ihaleye fesat karıştırma, tefecilik, bilişim sistemine girme, zimmet, irtikap, rüşvet, iftira, yalan tanıklık, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, devletin ülke bütünlüğünü bozmak, düşmanla işbirliği yapmak, savaşa tahrik, anayasayı ihlal, silahlı isyan, silahlı örgüt, halkı askerlikten soğutma, askerleri itaatsizliğe teşvik, casusluk gibi bir ton suç düzenlenmiş. Ama suçlar sadece ceza kanununda düzenlenmemiş. Örneğin Türk Ticaret Kanunu'nda suçlar ve bunlara karşı öngörülen cezalar mevcut. İcra İflas Kanunu'nda suçlar ve cezalar mevcut. Vergi Usul Kanunu'nda suçlar ve cezalar mevcut. Orman Kanunu'nda bile hem de çok ağır cezalar ve suçlar mevcut. Bir sürü kanunda, farklı kanunlarda, sadece ceza kanununda değil, suçlar düzenlenmiş. Ama ceza kanununun genel hükümler kısmı, işte bu tüm suçlarda ve bunların yargılanmasında, cezanın belirlenmesinde uygulanacak genel ve esas kuralları belirleyen kısmı. Nedir bu genel kısım? Diyor ki, bu kısımda incelenen başlıca konular kanunilik ilkesi. Bunu birazdan geniş bir şekilde ele alacağız. Kanunilik ilkesi, ceza kanunlarının yer, zaman ve kişi itibariyle uygulanması. Yani Türkiye'de işlenen bir suça Türkiye yargısının bakması, Türkiye dışında işlenen bir suça ne şekilde Türk yargısının bakması, Mavi Marmara gemisi mesela, yabancıların
Türkiye'de suç işlemesi, Türklerin yabancı ülkede suç işlemesi gibi durumlar. Efendime söyleyeyim, diyor ki suçun unsurları, suçun maddi unsuru, hareket, netice, nedensellik bağı, illiyet bağı diyoruz biz buna. Hukuka uygunluk nedenleri nedir? İşte meşru müdafaa, ızdırar hali gibi. Hata, teşebbüs, iştirak, suçun manevi unsurları, kast, taksir, objektif sorumluluk gibi hususlar, tahrik indirimi gibi hususlar hep bu genel hükümler kısmında ele alınıyor. İleride sorumluluk dediğimiz bir kısım var. Onu ileride zaten detaylı bir şekilde dersimizde göreceğiz. Bir de ceza usul hukuku denilen bir kısım var. Ona da değinelim. Ceza hukukunun genel ve özel kısımlarından başka bir de ceza yargılaması hukuku kısmı var. Ceza yargılaması diğer tüm yargılamalardan farklılıklar arz ediyor, gösteriyor. Ve çok önemli çünkü kişinin hürriyetiyle doğrudan alakalı bir durum. Bir kısım hükümleri anayasayla bile teminat altına alınmış. Ne dedik? Buna ceza usul hukuku denir. Ceza usul hukuku kanunların suç saydığı fiilleri işleyenlerin takip edilmesi, yargılanması ve cezalandırılmasında uygulanacak usullerin nelerden ibaret olduğunu gösteren hukuk kurallarından oluşmuş bir hukuk dalıdır. Türkiye'de ceza yargılanması usulü 2004 yılında değiştirdik onu da 5.271 sayılı ceza muhakemesi kanunu ile düzenlenmiş. Bir kişinin üstünün aranması, bir kişinin evinin aranması, arabasının aranması, arama, bir kişinin gözaltına alınması, eşyalarına el konulması, müsaadere, efendime söyleyeyim, gözaltı kararı, tutuklama kararı, teknik takip, dinlenmesi, delillerin toplanması, kanuna aykırı delil, yasak deliller, efendime söyleyeyim, gözaltı süreleri, gözaltında uygulanacak hükümler, tutuklamaya ilişkin hükümler, tutuklama yerine geçecek güvenlik tedbirleri, iddianame, davanın açılması, davada izlenecek yol, tanıkların dinlenmesi, delillerin değerlendirilmesi, kanun yolları yani mahkeme kararı verdi, sonrasında istinaf başvurusu, temyiz başvurusu, bunların hepsi ceza usul hukukunun konuları. Buna birazdan tekrar döneceğiz. Dedik ki ilkelerden bir tanesi ceza hukuku dedik, çok önemli bir hukuk. Genel hükümler kısmında ilkelerden bahsedilmiş. Bu ilkelerden birisi kanunilik ilkesi. Bu kanunilik ilkesi çok eski zamanlara dayanan ve evrenselleşmiş bir ilke. Tüm dünyada kabul gören bir ilkeden bahsediyoruz. Ta 1215 Magna Carta Libertatum'da zikredilmiş, o zamandan bu zamana dünyaya yayılmış bir ilke. Bizde de var. Diyor ki bu ilkenin sloganı kanunsuz suç ve ceza olmaz. Kısa bir cümle ama o kadar anlam derinliği, genişliği olan bir kavram ki ceza hukukunun genel hükümler kısmı neredeyse buna dayanıyor. Ne demek kanunsuz suç ve ceza olmaz? İleride normlar hiyerarşisinden bahsettiğimiz zaman kanunun ne olduğunu detaylı bir şekilde anlatacağız. Kanunsuz suç ve ceza olmaz dediğimiz zaman şunu anlıyoruz ki orada sayacağımız o normlar hiyerarşisinde sayacağımız durumlardan hiçbirisi kanun haricinde bir eylemi suç olarak tarif edemez ve bunun karşılığında bir ceza veremez. Yani bir kişiye bir ceza vereceksek bunu ancak kanunla düzenlenmiş olması durumunda yapabiliriz. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle suç ve ceza icat edemeyiz. Yönetmelikle suç ve ceza icat edemeyiz. Eskiden işte kanun hükmünde kararname vardı. Bunlarla suç ve ceza icat edemeyiz. Ancak ve ancak kanunla. Kanunsuz suç ve ceza olmaz durumunun birinci yansıması bu. Bir başka durum, kanunsuz suç ve ceza olmaz dediğimiz zaman bu kanunu ancak ve ancak kim yapabilir? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yani meclisten başka suç ve ceza ihdas edecek bir makam söz konusu değil. Başka ne anlamı olabilir kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesinin? Bugün için bir eylem kanun tarafından suç olarak tarif edilmemişse ve ceza öngörülmemişse yarın
bir kanun yapılarak bu eylem suç olarak tarif edilse bile dün işlediğim eylemden dolayı yarın çıkacak kanundan bana ceza verilmesi mümkün değil. Verilirse hukuksuz olur. Ne demek istiyorum? Çay içmek bugün için herhangi bir kanunla yasaklanmamış. Herhangi bir kanunda suç olarak tarif edilmemiş, karşılığında da ceza öngörülmemiş. Murat Bal çok çay içen birisi. Meclis bunu duyuyor. Murat Bal'a gıcık olmuş. Toplanıyor ve bir ceza hukuku normu icat ediyor. Suç icat ediyor. Diyor ki çay içmek suçtur. Cezası da 6 ay hapis cezasıdır. Mesela. Ben bugün içtiğim çaydan dolayı yarın çıkan bu kanun ile cezalandırılamam. Çünkü benim eylemi gerçekleştirdiğim tarihte henüz bir suç yok. O kadar önemli bir ilkeden bahsediyoruz ki şöyle bir örnek vereyim. Yani bu yönüyle o kadar önemli. İspanya'da bir terör örgütü, yanlış hatırlamıyorsam ismi ETA'ydı. Bizdeki PKK terör örgütünü nasıl değerlendiriyorsanız aynı şekilde değerlendirebilirsiniz. Ayrılıkçı, İspanya'da silahlı çatışmalara giren bir örgüt. Bu örgütün lideri vakti zamanında yakalanmış. İspanya'da yargılanmış ve hapis cezasına mahkum edilmiş. Bu vatandaş Avrupa İnsan Hakları'na başvurmuş. Mahkemesine başvurmuş. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuş. Ve mahkeme yaptığı yargılama sonucunda şuna hükmetmiş. Demiş ki kardeşim kanunilik ilkesi denilen bir ilke var. Kanunsuz suç ve ceza olmaz. Bu vatandaşa verdiğin ceza da tarif edilen eylem bu vatandaşın o eylemi gerçekleştirdiği tarihte suç değildi. Sen sonradan bu suçu icat ettin. Vatandaş eylemini yaptığı tarihte böyle bir suç ve bu suçun cezası yoktu. Sen bu tarihte suç olmayan bir eylemden dolayı bu adama daha sonra kanun çıkartıp ceza verirsen bu hukuka aykırıdır. Ve düşünün bu böyle bir gerekçeyle Öcalan'ı serbest bıraktığımızı. İşte İspanya'ya bunu emretti. Serbest bırakın adamı dedi. Yanlış yapıyorsunuz dedi. Kanunilik ilkesi gereği. Bu kadar önemli bir ilke. Başka ne sonucu var bunun? Bugün için bir kanun var. Bu kanunda bir eylem suç olarak tarif edilmiş ve bir ceza öngörülmüş diyelim. Ben değil, meclis toplandı. Yeni bir düzenleme yaptı. Kanuni düzenleme. Ve yine aynı suç eylemi suç olarak nitelendirdi ama cezasını arttırdı. Dün bu eylemi gerçekleştiren kişi, yani eski kanuna göre eylemi gerçekleştiren kişi daha sonra çıkan kanuna göre cezalandırılamayacak. Daha ağır olan cezayla cezalandırılması mümkün değil. Ha, cezayı düşürdükleri zaman lehe olan hükmün uygulanması mümkün ki gerekli. Ama daha ağır bir cezayı öngören kanun hükmü yine kanunilik ilkesi gereği uygulanamayacak. Yasak. Örneğin NÇ davası denilen kamuoyuna mal olmuş bir dava vardı. O davada eski ceza kanunu döneminde 2003 yılında yanlış hatırlamıyorsam yaşı küçük bir kız çocuğuyla bir şehirde yanlış hatırlamıyorsam Batman veya Mardin'di 30 küsur tane kişi cinsel ilişkiye girmiş. Bu olay yeni ceza kanununun yürürlüğe girdiği bir tarihte yargılanmaya başlandı. Yani yanlış hatırlamıyorsam 2006 yılında ortaya çıktı. O zaman bayağı gündem oldu, bayağı konuşuldu, kamuoyunun yakından takip ettiği bir davaya dönüştü ve medya organlarında da hep N ve Ç harfleri ismi ve soy isminin baş harfleriyle isimlendirildi. Kamuoyuna mal olan bu davada yapılan yargılamada, uzunca yıllar süren yargılama neticesinde karar verildi. En ağır ceza o 30 kişiden her birine ayrı ayrı ceza verildi ve en ağırı 4 yıl 2 ay gibi cezalardı. Kamuoyunun bayağı tepkisini çekti. Günlerce konuşuldu, yazıldı, çizildi. Bakan, dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı çıktı. Dedi ki böyle karar mı olur, kabul etmiyoruz. Yargıtay'a taşıyacağız, temiz edeceğiz ki öyle yaptılar. Ama Yargıtay da dedi ki problem yok. Yerel mahkemenin kararı doğrudur. Evet ben de hakim olsam aynı şekilde karar verecektim. Niye? Kanunilik ilkesi gereği.
Eski kanunda daha düşük bir ceza öngörülmüş. Yeni ceza kanunu cinsel saldırı suçlarını ağırlaştırmış, ağır cezalar öngörmüş. Ama ayrıca eski kanunda yaşı küçük çocukla cinsel ilişkide rıza varsa hafifletici sebep saymış ki bahsettiğimiz olayda çocuk para karşılığı bu kişilerle birlikte olmuş. Ama yeni kanun diyor ki 16 yaşından küçük çocuğun ben rızasını sormam, olur mu öyle şey? Onun bu konuda ne bilgisi olacak, kandırılmaya müsaittir. Ben rızasını aramadan cezayı basarım çıkarım. Yani işin özü eski kanun düşük bir ceza öngörürken yeni kanun ağır bir ceza öngörüyordu. Ve kanunilik ilkesi gereği eylemin gerçekleştirildiği tarihte yürürlükte olan kanun daha az ceza öngördüğü için sonradan çıkan ağır kanunu uygulamamız mümkün olmadığı için hakimler de daha hafif cezayı vermek zorunda kaldı. Kanunilik ilkesi gereği. Bir başka yansıması da şudur. Kanunilik ilkesinin bir eylem suç olarak tarif edilmiş kanunlarda diyelim. Başka bir eylem ne kadar o eyleme benzerse benzesin, biz suç olan eyleme benzeyen eylemi cezalandıramayız. O suçun cezasıyla. Buna kıyas yasağı diyoruz. Ceza hukukunda kıyas kati bir şekilde, kesin bir şekilde yasaklanmış. Ki kişi özgürlüğü için çok önemli bir durumdan bahsediyoruz. Yani bir eylem başka bir eyleme benziyor diye tutup da buna ceza vermemizin önü kesilmiş. Nasıl bir örnek vereyim kıyas yasağına? Dedik ya 765 sayılı ceza kanunu ta 1926 yılında kabul edilmiş. 1926 yılında elektriğin çok yaygın olmadığını biliyoruz. Benim köyüme bile şehre en yakın köy olmasına rağmen ta 1980'li yıllarda elektrik gelebildi. Şimdi hırsızlık suçu ceza kanununda düzenlenmiş. Diyor ki 765 sayılı kanundan bahsediyorum. Menkul bir malı. Menkul ne demek? Taşınır. Yani bağ, bahçe, arsa, ev taşınmaz mal. Bunun dışındaki her mal taşınır. Bardak. Taşınır bir malı sahibinin rızası olmadan bir yerden alıp başka bir yere falan diye devam eden bir ceza hukuku hükmü, ceza kanunu hükmü. Suç olarak hırsızlığı böyle tarif etmiş. Şimdi vatandaşı o tarihlerde 1926'da yaka paça tutuyorsun, hakimin önüne çıkarıyorsun. Diyorsun ki bu vatandaş elektrik çaldı. Hakim kanunu açıp baktığı zaman tamam elektrik menkul bir mal değil. Enerji bu, oradan oraya zıplayan bir şey. Sırf menkul mala benzediği için elektriğin çalındığı iddiasına hırsızlık suçunun cezasını tatbik edemeyeceksin. Kıyas yasak. Bu buna benziyor. Buna da bu cezayı verelim. Yasak. Ne yapılacak? Yapılacak tek şey var. Kanunu çıkartmaya yetkili makam kimdi? TBMM. TBMM toplanıp da kanunda bir değişiklik yapana kadar o değişiklikle elektriği de hırsızlık suçunun kapsamına sokana kadar işte enerji diye tarif edene kadar elektrik hırsızlığı diye bir suç olmayacak. Buna bir ceza verilemeyecek. Buna da yine kıyas yasağına da yine kanunilik ilkesiyle ulaşıyoruz. Çok önemli yine kanunilik ilkesiyle paralel bir ilkemiz var. O da masumiyet karinesi. Karine kelimesini daha önce görmüştük. Aksi ispat edilinceye kadar öyle kabul edilen şey. Masumiyet karinesi de şu demek, anayasamızda bile yer almış. Diyor ki hiç kimse aksi bir mahkeme kararıyla sabit oluncaya kadar, hüküm verilinceye kadar suçlu değildir. Herkes aksi mahkeme hükmüyle sabit oluncaya kadar masumdur. Ne demek istiyoruz? Az önce ceza usul hukukundan bahsederken az çok bahsettik. Vatandaş tutuklu yargılanabilir. Yani beni gözaltına aldılar. Halen masumum. 24 saat sonra hakim karşısına çıkarttılar. En geç 24 saat içinde halen masumum. Hakim tutuklamama karar verdi. Masumum. Hakkımda dava açıldı. İddianame kabul edildi. Masumum. Yargılanmaya başlandım. Tutukluyum. Masumum. Tutukluluğum devam ediyor. Yargılamalar devam ediyor. Masumum.
En nihayetinde yerel mahkeme karar verdi. Masumum. Bunu istinaf yoluna taşıdım. Halen masumum, tutuklu olsam bile. İstinafta istediğim hüküm olmadı. Yargıtay'a taşıdım. Halen masumum. Ta ki benim hakkımda verilen karar kesinleşsin. Bu ne şekilde olabilir? Ya Yargıtay kararı onar ya da ben artık hukuk yollarına başvurmam. O karar belli bir süre içinde kesinleşir. O zaman mahkumum ve suçluyum. Masumiyet karinesi dediğimiz şey de böyle bir karine ki biz çokça buna uymuyoruz. Özellikle medyada veya siyasette buna uyulmadığını sıkça görüyoruz. İnsanın yargılanması henüz bitmeden hakkında yaftayı yapıştırıp suçlu gibi haber yapıyoruz. Suçlu gibi siyasiler gündem yapıyor. Bugünlük dersimizi burada sona erdirelim. Haftaya kaldığımız yerden devam ederiz. Uygun mudur Saynur? Anlamadığın bir şey var mı sormak istediğin? Teşekkür ettim dinlediğin için. Kendine iyi bak. Görüşürüz inşallah.